Adise Baba. Bir varmış bir yokmuş. Anneleriyle birlikte küçük bir evde yaşayan 3 küçük domuzcuk varmış. Artık evlerinden ayrılıp kendi başlarına yaşamayı, kendi hayatlarını kurmayı öğrenmeleri gerekiyormuş. Anneleri 3 küçük domuzcuğu yanına çağırmış. Yavrularım, artık bu evden ayrılma zamanınız geldi. Gidip kendinize yeni bir hayat kurun. Ama şunu sakın unutmayın. Bu dünyada ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hayatta kalmanın ve geçinebilmenin en iyi yolu budur. Ertesi sabah 3 küçük domuzcuk biraz üzgün, biraz da heyecanlı anneleriyle vedalaşmışlar ve düşmüşler yola. Biraz yol aldıktan sonra 3 küçük domuzcuk kendilerine ev yapabilecekleri bir araziye gelmişler. En küçük domuzcuk yeni evini samandan yapmaya karar vermiş. Çünkü böylesi hem daha zahmetsiz hem de daha kolaymış. Böylece bir an önce evini bitirebilecek ve oyun oynamaya da daha fazla zamanı kalacakmış. En küçük domuzcuk evini bir günde bitirmiş. Diğer domuzcuklara seslenmiş. Bakın, ben evimi bitirdim bile. En büyük domuzcuk eve şöyle bir bakmış. İyi de bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Ya kurt gelirse ondan nasıl korunacaksın? En küçük domuzcuk abini hiç umursamamış. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Peki, benden söylemesi sonra uyarmadı deme. Ortanca domuzcuk da evini tahtadan yapmaya karar vermiş. Ormandan topladığı ağaç dallarıyla kendine küçük bir kulübe yapmış. Onun evini bitirmesi tam 3 gün sürmüş. Bu ev saman evden biraz daha sağlammış. En büyük domuzcuk onun da yanına gelmiş. Kardeşim, iyi güzel yapmışsın ama bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Kurt gelirse bu ev seni koruyacak mı? Ortanca domuz hemen cevabı yapıştırmış. Hiçbir şey olmaz, merak etme, bu ev çok sağlam. Peki, benden söylemesi sonra uyarmadı deme. İki küçük domuzcuk yeni yaptıkları evlerinde keyif yapmaya devam ederken en büyük domuzcuk sürekli çalışıyormuş. Çünkü o evini tuğladan ve taştan yapıyormuş. Diğer domuzlar onun bu çabasını çok anlamsız buluyorlarmış. Sürekli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor ve hiç çalışmıyorlarmış. Bir an önce evini bitirmek varken bu kadar zahmete ne gerek var canım? Abimiz de amma korkakmış ha. En büyük domuzcuk da kardeşlerinin söylediklerine kulak asmadan tam bir hafta durmadan çalışmış. Ve sonunda tuğla ve taşlardan yaptığı evini bitirmiş. Bir gün sonra aç bir kurt domuzların yaşadığı yere gelmiş. Önce birinci domuzun samandan evinin önünde durmuş. Küçük domuzcuk samandan evinde dinleniyormuş. Kurt kapıyı çalmış. Aç kapıyı da içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Hiçbir şey yapamazsın. Benim evim yeterince sağlam. Kurt bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun samandan evini yıkmış. Küçük domuzcuk yıkılan evden kendini dışarı zor atmış. Doğruca ortanca kardeşinin ağaç dallarından yaptığı evine koşmuş. Kapıyı çalmış. Ortanca domuzcuk kapıyı açınca küçük domuzcuk kendini can havliyle içeri atmış. Çabuk kapat kapıyı kardeşim. Kurt buraya gelebilir. Merak etme, bu evde bize hiçbir şey yapamaz. Kurt kısa bir süre sonra ikinci domuzcuğun tahtadan yapılmış evine gelmiş. İçeriye seslenmiş. Aç kapıyı, içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Benim evimi asla yıkamazsın. Kurt da bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun tahtadan evini yıkmış. İki domuzcuk da koşa koşa üçüncü domuzcuğun evine gitmişler. Kurttan canlarını zor kurtarmışlar. Kardeşim, kurt buraya geliyor. Şimdi ne yapacağız? En büyük domuzcuk kendinden emin bir şekilde cevap vermiş. Merak etmeyin, kurt bu eve giremez. Biraz sonra iyice acıkmış olan kurt, üçüncü domuzcuğun taştan ve tuğladan yapılmış evine gelmiş.
üç küçük domuzcuğa seslenmiş. Açın kapıyı! İçeri gireyim! Açmazsanız üflerim, püflerim, evinizi başınıza yıkarım! Hiç boşuna uğraşma hain kurt! Bu eve giremezsin! Kurt bunun üzerine çok sinirlenmiş. Üflemiş, püflemiş. Ama boşuna. Domuzcuğun taştan evini yıkamamış. Tekrar tekrar denemiş. Ama evin duvarlarını biraz olsun sallayamamış bile. Sonunda yorgun düşen kurt eve girmek için başka bir yol denemeye karar vermiş. Evin çatısındaki bacayı görmüş ve çatıya tırmanmaya başlamış. Kurdun çatıya tırmandığını görüp bacadan girmeye çalışacağını anlayan domuzcuk hemen bacanın altındaki şömineyi yakmış. Odunların üstüne de koca bir kazan su koymuş. Kurt zar zor bacaya tırmanmış ve kendini bacadan içeri atıvermiş. Ve doğruca kaynar kazanın içine düşmüş. İmdat! Yanıyorum! Kurtarın beni! Kurttan kurtulan domuzcuklar neşeyle birbirine sarılmışlar. Üç küçük domuzcuk ertesi gün olan biteni anlatmak için annelerinin evine gitmişler. Annesinin yanına giden en küçük domuzcuk... Haklıymışsın anneciğim. Bu dünyada ne yapıyorsak en iyisini yapmalıymışız. Gerçekten emek vererek yapılan her iş başarıya ulaşır. O günden sonra iki küçük domuzcuk hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi çalışmışlar, mutlu ve güvenli bir hayat yaşamışlar. Bir çiftlikte sevimli bir ördek ailesi yaşıyormuş. Anne ördek yumurtalarının üstünde oturmuş, yeni yavrularının yumurtadan çıkacağı zamanın gelmesini bekliyormuş. Tam 7 yumurta varmış çatlamayı bekleyen. Güneşli bir sabah, nihayet yumurtalar çatlamaya başlamış. Biraz sonra 6 sevimli ördek yavrusu neşeyle yumurtalarından dışarı çıkmışlar. Yavrular bu yeni dünyaya alışmaya çalışıyorlar, annelerinin etrafında yürümeye çalışıp bağırışıyorlarmış. Fakat en büyük yumurta hala çatlamamış. Anne ördek endişelenmiş, bir terslik olduğunu düşünmüş. Biraz daha beklemeye karar vermiş. En sonunda 7. ve en büyük yumurta da çatlamış. Yumurtadan çıkan ördek şaşkın şaşkın etrafına bakınıyormuş. Ama anne ördek ve diğer kardeşleri ondan daha şaşkınmış. Çünkü bu ördek kardeşlerine hiç benzemiyormuş. Diğerlerinden daha iriymiş, gri beyaz tüyleri varmış. Diğer yavru ördekler ona gülmeye başlamış. Sen ne çirkin bir ördeksin böyle. Bize hiç benzemiyorsun. Anlamadım gitti. Sen niye kardeşlerine hiç benzemiyorsun? Çirkin, 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 çirkin. Aradan bir zaman geçmiş. Yavru ördekler büyümüş. Ama bizim çirkin ördek yavrusu onlardan daha da büyümüş ve tüylerinin rengi farklılaşmış. Sen ne kadar da büyüdün böyle? Nasıl oldu da benim senin gibi bir yavrum oldu? Zaman akıp gidiyormuş. Çirkin ördek gittikçe daha farklı ve daha üzgün bir ördek olmuş. Kardeşleri onunla oynamıyormuş. Biz seninle oynamıyoruz çünkü sen çok çirkinsin. Çiftlikteki tüm hayvanlar da onunla alay ediyormuş. Çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek yavrusu. Çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek yavrusu. Anne ördekse onu hep tehlikelere karşı koruyor ve teselli etmeye çalışıyormuş. Zavallı ördeğim benim. Neden diğerlerinden bu kadar farklısın ki? Çirkin ördek zaman geçtikçe kendisini daha da kötü hissetmiş. Geceler boyunca sessiz sessiz gözyaşı dökmüş. Kimsenin onu istemediğini düşünmüş. Ben neden bu kadar çirkinim sanki? Neden diğer kardeşlerim?
Bir gün yaşadıkları göl kenarına ellerinde tüfekleriyle avcılar gelmiş. Avcılar gördükleri ördekleri avlamaya başlamış. Anne ördek de göl kıyısında yavrularına yiyecek ararken avcılar tarafından yakalanmış. Çirkin ördek olanlardan habersiz o gün sabaha kadar annesinin dönmesini beklemiş. Ama annesi dönmemiş. Zavallı ördek ne yapacağını bilemiyormuş. Önce köpeğin yanına gitmiş ama köpek onu kovmuş. Git buradan. Benim senin gibi çirkin bir ördekle konuştuğumu kimse görmemeli. Ördek sonra tavuğun yanına gitmiş. Ama tavuk da onunla alay etmiş. Ben bile senden daha güzelim. Çirkin ördek çok üzülmüş. Kimse beni burada istemiyor. Annem geri gelmeyecekse benim bu çiftlikte kalmam için bir nedenim kalmadı. Çirkin ördek o sabah erkenden çiftliği terk etmiş. Yüzerek gölün diğer tarafına geçmiş. Yolda gördüğü hayvanlara hep aynı soruyu sormuş. Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Benim gibi tüyleri olan bir ördek tanıyor musunuz? Herkesten aynı olumsuz cevabı almış. Kimse böyle bir ördek görmemiş. Zavallı ördek tekrar yola koyulmuş. Bir başka göle ulaşmış. Orada gördüğü kazlara da aynı soruyu sormuş. Burada böyle duramazsın. Burası çok tehlikeli. Silahlı avcılar dolaşıyor. Hemen uzaklaş buradan. Bizim çirkin ördek yavrusu oradan da uzaklaşmış. Karşısına yeni bir göl daha çıkmış. Bu sefer yalnızmış. Etrafta kimseler yokmuş. Madem beni kimse istemiyor, o zaman ben de sonsuza kadar burada saklanacağım. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek yalnız olmasına rağmen çok mutluymuş. Bir gün gökyüzünde güneye göç eden beyaz, uzun, ince boyunlu, geniş kanatlı çok güzel kuşlar görmüş. Onlara hayranlıkla bakmış. Ne kadar güzel kuşlar. Keşke ben de onlar gibi olabilsem. Kış iyice bastırmış. Bembeyaz karlar yağmaya başlamış. Ördek yavrusu ilk kez gördüğü karı çok sevmiş. Karlara batıp çıkıyormuş. Yağan karlar yüzünden bembeyaz görünüyormuş. Ama karlar her yanı kapladığı için yiyecek bulması çok zorlaşmış. Yiyecek aramak için yürümeye başlamış. Ama çok üşümüş ve yorulmuş. Bu sırada bir çiftçiyle karşılaşmış. Çiftçi ona acımış ve ısınması için ceketinin içine koymuş. Zavallı şey, nasıl da üşümüşsün. Seni eve götüreceğim ve büyüyünceye kadar sana bakacağım. Çiftçi söylediği gibi ona çok iyi bakmış. İlkbahar geldiğinde çirkin ördek o kadar büyümüş ki özgürce dolaşabilsin diye çiftçi onu göle bırakmaya karar vermiş. Yeniden tek başına kalan çirkin ördek uzun bir aradan sonra ilk kez göldeki yansımasına bakmış. Fakat gördüğü şey karşısında çok şaşırmış. Önce kendini tanıyamamış. Arkasında başka biri var sanmış. Kanatlarını çırpmış, sudaki yansıması da aynı şeyi yapmış. Boynunu uzatmış, sudaki yansıma yine onu taklit etmiş. İşte o zaman suda gördüğü muhteşem kuşun kendi olduğuna inanmış. Bu ben miyim gerçekten? Nasıl da değişmişim? Gökyüzünde uçarken gördüğüm kuşlar gibiyim. Eve dönüp herkese kendimi göstermeliyim. Hemen yola koyulmuş. Gölde yüzerken bir kuğu sürüsüne rastlamış. Kuğular onlardan biri olduğu için onu da yanlarına almışlar.
Çirkin ördek kuğularla birlikte neşe içinde yolculuk yapıyormuş. Göl kıyısında kuğu sürüsünü gören bir çocuk arkadaşlarına seslenmiş. Hey, şu en arkada giden genç kuğuya bakın. Hayatımda gördüğüm en güzel kuğu. Evet, o en başından beri bir kuğuymuş aslında. Şanssız bir şekilde ördek yumurtalarının arasına karışmış sadece. Ama şimdi gerçek ailesiyle birlikteymiş ve mutlu bir hayat onu bekliyormuş. Bir zamanlar karı koca bir çift yaşarmış. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocukları olmuyormuş. Kadın bir gün ihtiyar bir büyücüye gidip ona bir çocuk sahibi olmak istediğini söylemiş. Üzülme kızım. Her şeyin bir çaresi var. Al sana bir tohum tanesi. Bu tohum tanesini bir saksıya ek. Sonra da bekle. Ne olacağını göreceksin. Kadın çok sevinerek teşekkür etmiş. Büyücüye bu iyiliği karşısında biraz para vermiş. Sonra doğruca evine giderek tohum tanesini saksıya ekmiş. Sabırla saksının başında beklemeye başlamış. Çok geçmeden saksıda laleye benzeyen iri bir çiçek açmış. O an içinden ne kadar güzel çiçek diye düşünmüş ve henüz yaprakları kapalı duran çiçeği öpmüş. O anda çiçeğin yaprakları açılıvermiş. Çiçeğin bir köşesine büzülüp oturmuş parmak boyunda bir çocuk duruyormuş. Kadın büyük bir şaşkınlıkla minicik kızı avucuna almış. Ne kadar da minik bir çocuksun sen. Senin adın Parmak Kız olsun. Kadın Parmak Kız'ın beşiğini ceviz kabuğundan, yatağını menekşe yaprağından, yorganını da gül yaprağından yapmış. Parmak Kız yeni hayatına kolayca alışmış. Geceleri kendisi için yapılan yatakta uyur, gündüzleri masanın üstünde oynar, şarkılar söylermiş. Bir gece Parmak Kız beşiğinde mışıl mışıl uyurken pencereden içeriye çirkin bir kurbağa girmiş. Küçük kızın bir ceviz kabuğunun içinde uyuduğunu görmüş. Bırak, ne kadar minik ve güzel bir kız. Oğluma çok iyi bir arkadaş olur. Kurbağa ceviz kabuğunu kaptığı gibi girdiği pencereden dışarı çıkmış. Evin hemen yakınında bir bataklık varmış. Çirkin kurbağa ile oğlunun evleri bu bataklıktaymış. Çirkin kurbağanın oğlu da kendisi gibi pis ve çirkinmiş. Babasının getirdiği küçük güzel kızı görünce çığlığı basmış. Urrak! Urrak! Bağırma kızı, uyandıracaksın. Uyanırsa korkudan kaçıp gidebilir. Urrak! Babayla oğul kurbağa Parmak Kız'a kalacak bir yer yapmaya karar vermişler. Baba kurbağanın aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Küçük kızı derede yetişen nilüfer yapraklarından birinin içine oturtalım. Etrafı sularla çevrili olacağı için bir yere kaçamaz. Baba kurbağa Parmak Kız'ı alarak beşiğiyle birlikte yaprağın üstüne bırakmış. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Parmak Kız da uyanmış. Evinde olmadığını fark edip korkuya kapılmış. Üstünde durduğu yaprağın etrafının suyla çevrili olduğunu anlayıp ağlamaya başlamış. Neredeyim ben? Baba kurbağa ve oğlu Parmak Kız'ı almak için yanına gitmişler. İşte yeni arkadaşın. Bataklığın dibinde size çok harika bir ev hazırlıyorum. Vrak! Baba ile oğul kızın yattığı ceviz kabuğundan yatağı almışlar. Kızı yaprağın üstünde bırakıp yüzerek evlerine dönmüşler. Bu sırada derede yüzen kırmızı balıklar baba kurbağanın söylediklerini duymuş.
Bir bataklık kurbağasının bu kadar güzel bir kızı alıp onu üzmesine gönülleri hiç razı olmamış. Merak etme küçük kız, seni kurtaracağız. Hep beraber kızın üzerinde oturduğu yaprağın sapını dişleriyle kemirip kopartmışlar. Böylece serbest kalan yaprak akıntıya kapılarak oradan uzaklaşmış. Parmak kız bu şekilde yeşil yaprağın üzerinde yol alırken onu gören kuşlar parmak kıza hayran olmuşlar. Ne kadar güzel bir kız, üstelik de minicik. Parmak kız bu şekilde yol alırken oradan geçmekte olan büyükçe bir mayıs böceği parmak kızı görmüş. Parmak kızı kaptığı gibi uçup bir ağaca konmuş. Bir anda kendisini bir ağacın üzerinde bulan parmak kız korkuya kapılmış. Sen nasıl bir böceksin böyle? Neden beni buraya getirdin? Ben bir mayıs böceğiyim. Senin gibi bir böceği ilk kez gördüm. Bu yüzden arkadaşlarımın da seni görmesini istedim. O ağaçta oturan diğer mayıs böcekleri biraz sonra parmak kızı görmek için misafirliğe gelmişler. Mayıs böcekleri parmak kızın güzelliğini çok kıskanmışlar ama hiç belli etmemişler. Ne kadar komik bir yaratık. Ne kadar da cılız öyle. Kanatları bile yok. Ay ne kadar da çirkin. Yüzüne bakılır gibi değil. Dilediğin yere gitmekte serbestsin. Senin gibi çirkin bir şeyin bizim yanımızda olmasına gerek yok. Parmak kız o yaz tek başına yaşamış. Açlığını ve susuzluğunu çiçeklerin öz sularını içerek gidermeye çalışmış. Aradan çok uzun zaman geçmiş. Hava soğumaya başlamış. Parmak kızın giysileri yazlık giysiler olduğu için çok üşüyormuş. Uzakta bir tarla görünüyormuş. Tarlanın üzeri samanla örtülüymüş. Parmak kız uzun bir yürüyüş sonunda tarlaya ulaşmış. Samanların altında bir tarla faresinin yuvasını bulmayı başarmış. Parmak kız bir lokma yiyecek bulma ümidiyle evin kapısını çalıp bir arpa tanesi rica etmiş. İyi yürekli tarla faresi onu içeriye almış. Parmak kız hemen içeri girmiş ve farenin yiyecekleriyle karnını bir güzel doyurmuş. Tarla faresi bu minik kızı çok sevmiş. Bana her gün bir masal anlatırsan, kış bitene kadar burada benimle yaşamana izin veririm. Parmak kız bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Bugün bir komşum ziyarete gelecek. Onun durumu benden daha iyidir. Eğer onun yanına gidersen çok rahat edersin. Ama onun gözleri çok iyi göremez. Bildiğin en güzel masalları anlatıp onu ömür boyu oyalaman gerekecek. Biraz sonra sırtında kadife kürküyle bir köstebek gelmiş. Parmak kız köstebeği pek beğenmemiş ama evlerine gelen konuğu mutlu etmek için bir şarkı söylemeyi kabul etmiş. Uç uç böceği, yarın düğün olacak. Anne sana terlik pabuç alacak. Köstebek doğru dürüst göremediği bu kızı çok beğenmiş ve evine götürmeyi kafasına koymuş. Kendi evimden buraya kadar toprağın altından bir tünel kazarak geldim. İsterseniz aynı yoldan geri dönüp size evimi gösterebilirim. Parmak kız çok istekli değilmiş. Ama fare kabul edince o da köstebeğin teklifini kabul etmiş. Tünelin içinde biraz ilerlemişler. Bu sırada yerde yatan bir kırlangıç görmüşler. Kanatları yanına düşmüş, başı ve ayakları tüylerinin arasına sokulmuş, kıpırdayamaz bir haldeymiş. Ben gelirken bu kuş burada değildi. Yukarıdaki delikten az önce düştü sanırım. Ormandayken etrafında uçuşup cıvıl cıvıl ötüşen kuşlardan birini böyle çok hasta bir halde görünce parmak kız çok üzülmüş tabii. Fare ve köstebeğin görmediği bir anda kırlangıcın yanına dönmüş ve alnına bir öpücük kondurmuş. Bu kuş belki de yaz aylarında benim için neşeyle öten kuşlardan biridir. Eğer öyleyse ona çok şey borçluyum. Hadi parmak kız, seni bekliyoruz. Fakat gece hiç uyuyamamış. Saman çöplerinden bir örtü örmüş ve koridora gidip kırlangıcın üzerine örtmüş. Yorgan olarak kullandığı nane yaprağını da ıslatıp
kuşun başına koymuş. Lütfen hemen iyileş tatlı kuş. Ertesi gece parmak kız kırlangıca bakmaya gitmiş. Ve onu gözleri açık bir şekilde bulmuş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bana öyle iyi baktın ki yakında hiçbir şeyim kalmayacak. Tamamen iyileştiğim zaman ben de arkadaşlarımın yanına sıcak ülkelere gideceğim. Dışarısı çok soğuk. Sıcacık yatağında yatıp bir an önce iyileşmelisin. Parmak kız bunları söyledikten sonra çiçek yaprağıyla su getirip kırlangıca içirmiş. Sonra da onun kanadını bir çalıya çarparak nasıl yaralandığını dinlemiş. Yaralı kırlangıç arkadaşları kadar hızlı uçamamış ve yorgunluktan buraya düşmüş. Sonunda ilkbahar gelmiş. Güneş yeniden toprağı ısıtmaya başlamış. Kırlangıç artık parmak kıza veda etme zamanı geldiğini biliyormuş. Benimle birlikte ormana gelmek ister misin? Seninle gelebilmeyi çok isterdim. Fakat tarla faresi arkadaşım çok üzülür. Onu yalnız bırakamam. O halde hoşça kal parmak kız. Belki bir gün yine karşılaşırız. Parmak kız gözleri yaşlarla dolu kırlangıcın gidişini izlemiş. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte parmak kızın derdi de artmaya başlamış. Artık yaz geldi. Kadife kürklü köstebek seninle evlenmek istediğine göre hazırlık yapmalısın. Sana çok güzel giysiler hazırlamalıyız. Kış geldiği zaman toprağın altındaki evimde benimle birlikte yaşamaya hazır ol parmak kız. Parmak kız yer altındaki soğuk ve karanlık hayatına başlamadan önce son bir kez güneşi görmek için dışarı çıkmış. Tam içeriye gireceği anda başının üzerinde bir kuş sesi duymuş. Başını kaldırıp da baktığında çok sevdiği kırlangıcı görmüş. Parmak kız kırlangıca köstebekle zorla evlendirileceğini, yer altında güneş görmeyen bir evde oturmak zorunda kalacağını anlatmış. Kış yaklaşıyor. Sıcak ülkelere gitmeye hazırlanıyoruz. Lütfen bizimle gel. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu iyiliğinin karşılığını vermek isterim. Parmak kız bu kez kırlangıcın teklifini kabul etmiş. Böylece kırlangıçla parmak kız ormanların, denizlerin, karlı örtülü dağların üzerinden uçup gitmişler. Sonra iki dost sıcak ülkelere gelmişler. Buralar öyle güzel yerlermiş ki güneşi daha parlak, gökyüzü pırıl pırılmış. İşte evime geldik. Sen de en güzel çiçeklerden birini seç. Burası çok güzel bir yer. Kırlangıç parmak kızı çok güzel bir çiçeğin üstüne oturtmuş. Bu güzellikler içinde parmak kız çok mutluymuş. Yaprağında oturduğu çiçeğin içine baktığında birden hayretler içinde kala kalmış. Çiçeğin içinde cam gibi pırıl pırıl, bembeyaz ve küçük bir adam oturuyormuş. Adamın boyu bir parmak kadarmış. Omuzlarında parlak kanatları, başında ise altın tacı varmış. Bu inanılmaz adam o çiçeğin perisiymiş. Oradaki her çiçeğin bir perisi varmış. Yakışıklı peri hayatında ilk kez kendi boyunda bu kadar güzel bir kıza rastlıyormuş. Senin adın nedir güzel kız? Benim adım Parmak Kız. Peri başındaki tacı çıkartmış ve Parmak Kız'ın başına takmış. Benimle evlenirsen buradaki tüm çiçeklerin kraliçesi olursun. Çok mutlu bir hayat yaşarız. Parmak kız yaşadığı onca kötü olaydan sonra böylesine güzel bir yerde yakışıklı bir periden bu teklifi duyduğu için çok sevinmiş. Peri parmak kızın ellerini tutmuş. İşte o anda parmak kızın omuzunda iki tane kanat belirmiş. Parmak kız artık periler kraliçesiymiş. Birlikte mutlu ve çok uzun bir hayat sürmüşler.